Bekten Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle insanı kendine hayran bırakan Kayseri'nin Özvatan ilçesine bağlı Kermelik köyünde. Tekten Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Kermelik Hamamı'nın önündeyiz. İşte şöyle yerden de bir tutam kar alayım. Zaten soğuk bir gün programımız içerisinde de bahsediyoruz ama rüzgar oldukça sert esiyor Özvatan'da ve soğuk bir hava hakim. Yerlerde kar, hatta üstünde de kar, fakat doğal bir hamam olarak kullanılıyor. Bizler de biraz sonra içeri gireceğiz, hamamın içine gireceğiz. Sıcak bir su oradan kaynıyor ve şifa dağıtıyor. Kermelik'teki bu su oldukça ilginç yani. Dışarısı buz gibi ama orada soğuktan eser yok. Bunu da ifade edelim. Muhtarım, nedir bu suyun özelliği? Şu anda sıcaklık buraya kadar vuruyor. Özelliği bu asırlardır bu su. Kükürtlü su. Çok faydalı su. Yani bütün çevre illerden, İstanbul'dan, Doğu'dan 3 gün ben bir tanesi misafir yaptım, geldi. Bu suyun faydalarını çok görüyorlar. Kükürtlü böyle yarası perersi olana 2 saat 3 saat girdiğinde o yarayı körlüyor yani. Çok faydalı, içiyorlar. Eksemelere, ne bileyim, böyle bütün hastalıklara geliyorlar. Buradan şifa buluyorlar. Bizler de biraz sonra gireceğiz. Bu şifayı kapmak için içeri ekip arkadaşlarımızla birlikte gireceğiz. Gireceksiniz. Evet, eski haline bu bir çalışma yaptık belediyemiz tarafından. Başkanımızın eline sağlık. İnşallah eksikleri kaldı. Eksik kısımlarını da bakın tamamlayacağız. Bazı vatandaşlarımız niye bu derenin içi buraya yaptınız diye önyargılı oluyorlar. Çünkü buranın coğrafya yapısını bilmedikleri için bu suyun başka tarafa gitme şansı yok. Alt taraflarda dere zaten, şimdi görürsünüz oraları. Yapacak bir yerimiz yok. Esas bizim hamamımız üst tarafta, MTA tarafından sondaj vuruldu. 375 metre saniyede 55 litre su çıkıyor. Bunun ihalesini yapacak inşallah. Kermelik üretici olmak için birinci aday olacak. Yani tüketici değil de üretici olacak. Bu sıcak suyumuza şifa dağıtacak inşallah bütün vatandaşlarımıza. Efendim şu anda tarihi Kermelik Hamamı'nın içerisindeyiz. Dışarıda soğuk bir hava hakim ve karlarla kaplı bir Özvatan günündeyiz. Bizlerse işte gördüğünüz gibi böyle şortumuzla birlikte meyvemizi yiyoruz ve sıcacık doğal suyun tadını çıkartıyoruz. Şu anda Mustafa abiyle birlikte Kermelik Hamamı'ndayız. Vallahi birlikte gireceğiz dedi, onu söyleyeyim. Kendisi soyunmadı. Beni bu şekilde içine soktuktan sonra kendisi de girmedi. Önümüzde meyve tabağımız. Bu hamamın tadı böyle çıkar dediler ve meyve tabağımızı önümüze aldık. Elimizde mikrofonumuz. Gerçekten muhteşem bir doğa harikasına şu anda şahitlik yapıyoruz, tanıklık ediyoruz. Eğer yolunuz Kermelik'e düşerse mutlaka ama mutlaka bu hamama girmeyi, bu tarihi dokudan, bu muhteşem ve şifalı sudan faydalanmayı unutmayın diyorum. Ve şöyle afiyetle meyvelerimi yiyeceğim. Mustafa abiye bırakacağım sözü. Mustafa abi nasıl gidiyor? Beni kandırdın, soktun buraya. Benim zaten ayaklarımda mantar rahatsızlığı vardı. Buraya gelmeyi düşünüyordum. Senin sayende seninle beraber girmiş oldum. Bu hamam 15 dakika falan içine girdiğinizde mantar hastalığını %100 kesinlikle önlüyor. Sedef hastalığını. Tabii buradan akan sularla aşağıda üzüm bağları var. Üzüm bağları sulanıyor. Üzüm bağları çok lezzetli oluyor kükürtlü su olduğu için. Vallahi bunun içinde meyve yemek de oldukça lezzetli abi. Üzüm bağını, lezzetli üzümü bilmem ama. Meyve şahane burada. Yani dışarı şu anda -10. Sen içindesin. Hissediyor musun? Hayır. İşte ortam bu. Elim dışarıdayken biraz hissediyorum ama olsun abi. Çok güzel bir su. İnşallah hasta olmam buradan sonra. Yok yok. Daha yani buraya girdin çıktın artık kışın. Ne nezle olun ne bir şey olun. Muhtarım, köyünüz Kayseri'ye ne kadar uzak, nüfusu kaç, geçim kaynaklarınız neler ve geldiğimiz zaman nereleri gezmemiz gerekiyor? Kayseri uzaklığı 57 kilometre, Özvatan ilçemize 10 kilometre. Köylülerin ufak çaplı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar var, çiftçikle uğraşıyorlar. İşte buğday falan, arpa, bunun gibi. Biraz kırsal kesim olduğu için %70'i Avrupa'da. Buradaki kalan komşularında genelinde işte gidemeyenler veya turist gitmiş gelmiş, geçimini o şekilde sağlıyorlar. Buranın işte az önce de anlattığım çok güzel bir üzümü var, pekmezi var.
Bizim köye has yöresel bir bulgur pilavımız var. İşte köylü vatandaşlar kendi yuhasını kendi yapıyor. Bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Peki Kayseri'den köyünüze gelmek istesek nasıl gelebiliriz? Hangi yolu, güzergahı kullanmamız gerekiyor? Şu anda çok güzel bir yolumuz var. Allah devletten razı olsun. Devletimizin birliğini, bütünlüğünü daim kılsın. Sıfır asfalt Kayseri'den çıktığımızda Sivas yolu üzeri Samırsakla'dan dönüyoruz. Çok güzel yolumuz var. O şekilde köyümüze ulaşıyorsunuz. Eskiden sen gençliğinde 19-20 yaşındayken köyde neler yapardın? Zaman nasıl geçerdi? Ne yapıyorduk değil mi? Evet. Orak biçiyorduk, harman koruyorduk, babık biliyorduk, bostan ekiyorduk, ineğimiz vardı, davarımız vardı. Bunlarla müşkül oluyorduk. Bir ay orak biçiyorduk, bir ay da harman koruyorduk, iki ay. Ondan sonra bağa kaynıyordu, bostanlar oluyordu. İşte bunlarla vakit geçiriyorduk yavrum. Amca nerede, rahmetli mi oldu? Amca 35 sene mi, 36 sene mi oldu, öleli. Allah rahmet eylesin. Amcayı hatırlıyor musun? Onu ilk nerede, nasıl gördün? Amcayı ilk nerede, nasıl gördün amcayı? İlk evlendiğinde. Açamadı oraya, ne diyor lan? Babam. Ben çok anlayamıyorum, kulağım duymadı. Efendim ne diyor? Babamı soruyor, babamı. Baban işte soruyor, 35 sene mi ne oldu öleli? Nasıl tanıştın amcayla, hatırlıyor musun? Ben 85 yaşındayım. Amcayla nasıl tanıştın? O öldü işte. Benden büyüğüydü ya, o öldü. Büyüklükten ölmedi de, idraldan ameliyat oldu. Ondan gitti. Amcayla tanıştın, evlendin ya. İdraldan ameliyat oldu. Amcayla evlendin ya. He. Nasıl evlendin, nasıl tanıştınız ikiniz? Üç oğlum var, bir kızım var. Bunu da açacağım. Anlatacağım abi, yok. Ben anlayamıyorum ki bu söylesin. Babamla diyor ki, babamla, amcayla nasıl tanıştın diyor babamla. Hasta mıydı diyor. Nasıl tanıştın diyor, nasıl? Yaşını mı diyor. Babamla nasıl tanıştığını soruyor. Nasıl çalışıyor muydu? Şimdi sen... İyiydi, geçinmiyor diye soruyorsan. Dur. Sen amcayla evlendin değil mi? Evlendin, düğününüz oldu. Düğün olmadı, annemi kaçırdı. Nasıl tanıştınız, nasıl kaçırdı seni? Mustafa'nın kuğunda. Nasıl tek mitti? Ya seni kaçırdığını söylüyor yani, kaçtım diyeceksin ya. Ama o kaç senelik mesele, git onları nerede bu çatım. Onu mu belliyim ben, aşımla yedin de bak onu sor, kafa gitti gayrı. Efendim, Kermelik köyü denildiği zaman tabii ki akla gelen lezzetlerden bir tanesi de sobada yeni pişmiş sıcak sıcak keteler, poğaçalar, börekler ve Kezban ablamızın ellerinden şimdi onları midemize indireceğiz. Daha henüz dumanı üstünde tutuyor, yeni çıkartıyoruz. Hadi artık çıkaralım da yanmasın dedi ve keteleri sobanın fırınına atacağız. Kezban abla nasılsın? İyiyim çok şükür, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Nasıl yaptın bunları, nedir özellik? Bunlar mı? Bunlar sütüne yoğuruyoruz. Biraz da içine yağ koyuyoruz. Ondan sonra kete isterse kete yapıyor. Böyle simit yapıyor. Böyle işte çayla yiyor. Kermelik köyünün kendine has lezzeti, doğal güzelliği değil mi bunlar? Evet. Çok güzel. Biraz sonra tadına bakacağız. Var mı bir püf noktası? Ne koyuyorsun içine? İçine mi? Yağ koyuyoruz. Ondan sonra süt koyuyoruz. Öyle işte. Yoğururuz. Sevgini katarım. Sevgimi de katarım tabii ki. Güzelliği orada zaten. Evet. Biraz sonra şöyle biraz hafiflen soğusun. Sonra tadına bakalım. Şunu da kapağını kapatalım da pişsin. Kapatmazsak pişmez değil mi? Tabii, doğru. Nedir köyünüzün yöresel yemekleri? Bize neler anlatırsın? Yöresel yemekleri ne? Arabaşımız var. Kışın onu pişiririz. Mantımız var. Ne bileyim, fasulye, pilav, her şey var yani. Sizin köyünüze has, köyünüze özel. Ya bunu bizden başka da kimse yapamaz. Efendi abim pişirir. Güzel düğün pilavlarımız olur. Böyle ne bileyim işte sünnet pilavı pişirirler. Efendi abim pişirir, kov herkes yer. Bir tek o pişirir, herkese mi dağıtır? Evet. Maşallah, kadınlardan hamar attı. Evet. Kadınlar da yardım eder tabii ki. Kadın, erkek, herkes yardım eder. Şenliklerimiz olur. Güzel yani, her şeyimiz olur. Kovumuz güzel. Valla bizim karnımız acıktı. Şunlar biraz soğusun, oturalım. Hep birlikte afiyetle yiyelim. İnşallah. Afiyet olsun. Efendim, Kermelik köyündeyiz ve yanımızda Mehmet Bey var. Kendisinin
herhalde 500 kadar koyunu var ve birçoğu da yeni kuzulamış durumda. İşte görüyorsunuz hemen elinde annesinden yeni çıkmış bir kuzu, daha dünyaya alışma safhasında. Merhaba, nasılsın? Şöyle biz de onu sevelim. Uzun bir yolculuk tabii onu bekliyor. Mehmet Bey, neler yapıyorsunuz burada? Hayvancılık nasıl gidiyor? Hayvancılık şu an durumlarıyla hem iyi hem kötü. Yem fiyatlarında artışlar çok fazla. Otlamalar kısıtlı, meralarımız kısıtlı. Meralar kısıtlı olmasına rağmen bir şekilde hayvancılığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Peki kaç tane kuzu var burada? Bir de kuzular ne zaman böyle kuzuluyor? Kuzularımız, koyunlarımız daha yeni doğuma başladı. İşte kuzularımız da yeni yeni inşallah. Güzel. Evet. Kaç tane var peki burada? Şu anda 20-25 tane oldu. Nasıl, öz vatanın koyunları, kuzuları verimli mi, topraklar, araziler? Tabii ki bizim buranın koyunları Sivas koyununu aratmaz. Zaten çoğu da Sivas tarafından geldi. Koyunlarımız böyle yani. Otlatmaya müsait, iyi yani. Kaç tane daha doğacak kuzu var? Daha ortalama herhalde 300-350 maşallah var. Maşallah. Efendim, Kızılırmak'ın hemen dibindeyiz. Gürül gürül su Kayseri'den akıyor ve toprakla buluşuyor. Hemen arkamızda da tarihi bir köprü. Köprünün arkasında da ormanlık bir alan var. Muhtarım Hacı Ahmet Muhtar ve Numan abimizle birlikteyiz. Şu anda Kızılırmak'ın yanındayız. Muhtarım, köprüyle ilgili neler söylemek istersin? Köprü asırlar boyu yani. Kaç asır oldu bilmiyorum. 1976'da Hasan Kılıç tarafından bu üstünün tadilatı yapıldı. Eskiden ağaçtı bunlar. Çok güzel oldu. Üstünü bir dönem ben işte asfalt yaptırdım. Bu Kızılırmak yıllardır aktı. Dedelerimiz, atalarımız hep baktı. Ben hep bunu söylüyorum. Kızılırmak akıyor, Kermelik bakıyor dedim. En sonunda 20 yıldır yaklaşık vatandaş bilinçlendi. Tarım işte pancar gibi, ne bileyim, bahçe gibi sulama işlerini, su motorları alarak değerlendirdiler. Hani ben hep şunu söylerim. Tüketici değil de üretici olmak lazım. Ekonomiye bir şeyler katmak lazım. Çok şükür vatandaşımızı da bilinçlendirdi. Şimdi ekonomiye bir şeyler katıyorlar yani. Arkamızda görmüş olduğunuz köprü asırlardır ayakta duruyor. Şurada olukları var zaten. Bizler de görüyoruz. Kameraman arkadaşım Duygu'dan da rica edeyim sizler için göstersin. Bu arkada ağaçlar, büyük kalaslarla köprü ayakta duruyordu. Fakat yıllar sonra restorasyon çalışmaları yapılarak üzerine beton, demir bir blok oturtuldu ve şu anda daha sağlam. Ama ilk günkü doğallık bozulmaması amacıyla da altta duran ayaklar aynı şekilde duruyor. Eğer yolunuz Özvatan'a, Kermeli'ye düşerse köprüyü görmeden, köprüden geçmeden buradan ayrılmayın diyoruz. Üzerinde de gerçekten kartpostallık derecede güzel fotoğraflar çektirebilirsiniz. Kızılırmak'ın muhteşem akışı ve köprü Kermelik'te sizleri bekliyor. Numan abi, nasıl, çocukluk günlerine geri döndün mü? Geri döndüm. Neler yapardın burada? Nasıl geçiyordu zaman? Burada şu ilk ayakta, köprünün ayağında biz yukarıdan atlardı, burada yıkanırdık. 76'da burası yapıldı. İki şeyin arasını küçülsün diye beton ayak yaptılar. Beton ayak yapıldıktan sonra beton üstü bağlantı yapılmadı. Ondan sonra kışın çok su gelince devirdi beton ayağı. Böyle su geldiğinde bu şekilde üzerinde uçuyordu. Böyle gide gide betonu eritti. Şimdi oraya girilmiyor. Çünkü içinde demirler var, çok tehlike. Artık Kızılırmak'a giremiyorsunuz. Sadece böyle uzaktan bakmakla. Orası tehlike. Diğer tarafa girebiliriz. Peki bu şekilde bakmak bile herhalde size eski günlere döndürüp huzur veriyor değil mi? Şu ses bile huzur veriyor bize. Bir de yapan kişiler diyeyim, artık mimarlar çok yani düşünceli yapmışlar bak. Köprünün alt tarafı ayakları dört köşe, üst tarafları üçgen şeklinde. Gaye suyu yarsın diye yani bak. Bu şekilde olsa bunu yıkardı. Yıkardı. Çünkü ben 61 yaşındayım. Çok bilirim ben, köprünün hemen de üzerine taşmak üzere bu altta ayak dolardı su. O zamanları bunu yıkardı ama önünü üçgen şekilde yapmışlar. Suyu böyle yarıyor. Hiç zarar vermiyor. Zarar vermesin. Evet. Efendim, Kızılırmak ilk günkü coşkunluğuyla olmasa da yine de doğal bir manzara olarak sizleri bekliyor. Ve tabii ki tarihi asırlı köprü de burada sizleri bekliyor. Muhtarım da az evvel söyledi, arkamızdaki ormanlara da 1 milyondan fazla fidan dikildi. Ve ormanlarımızı yaşatmak adına, Türkiye'ye nefes olmak adına Kayseri'nin Özvatan ilçesinde önemli bir çalışmaya imza atıldı. Yolunuz Özvatan'a düşerse Kermeli'ye gelmeden bu ilçeden ayrılmayın diyorum. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gizici Radar programı bu hafta
doğal güzellikleriyle insanı kendisine hayran bırakan muhteşem Kızılırmağı ve sıcacık kaynak sularıyla mutlaka gelinmesi gereken bir yer. Kayseri'nin Özvatan ilçesine bağlı Kermelik köyünden seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.